inşallah samimi insanlarını Allah subhanahu wa ta'ala hidayeti bilen elbette nimetlendiradi. Lekin hidayet topgan insan Allah'ın hazinesini köpeytirmeydi. Bunu hem isten çıkarmasdik gerek. Bu ne degani? Bir insan hidayet topsa, o'ziga. Adassa, zararı ham o'ziga. O men ihtada, fe innama yehtedi li nefsi. O men dalla, kim hidayet topsa, o'zi uchun hidayet topgan bo'ladi. Kim adassa, Allah Teala ondan gani. Yani adashib Allah Teala'ya bir zarar yetkazar mıydı? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sahih sanat bilen rivayet kılınan hadiste Nebi aleyhissalatu vesselam aytadılar ki bütün dünyadaki barlıkını, bar insaniyetini, hammesi bitti takvadar insanın kalbidek birleşip Allah'a ibadet kılsa Allah'ın hazinesiga zarra kadar ko'paytirisha olmaydi. Bütün dünya insoniyat, Adam aleyhisselamdan kıyametgacha kelgan insanlar, kalbi fısk kalbga, kufur kalbiga ega bo'lib Alloh taologa isyon qilsa, Allohga zarra kadar zarar yetkaza olishmaydi. Kim hidoyat topsa o'zi uchun, zalolatga ketsa o'zi uchun bo'ladi. Shuning uchun ora-orada e'tibor bersanglar, ateistman, deistman, tavba kıldım, kelime keltiraman deydi. Biz xursand bo'lamiz albatta. Lekin bazıları yolg'on gapiradi. Uni biz bilmeymiz. Bizni bilmasligimiz Alloh ham bilmayapti degani emas. Kim yolg'ondan iymon keltirdim deb musulmonlarni ichiga kirib, o'zicha josuslik qilaman, qimoqchiman desa, Alloh taolo uni sharmandasini chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo ularni qalbini, nima niyatda yurganini hammasini biladi. Demek, ahi profili doğrusu da ancha ijobiy bo'ldi fikirlerimiz, ahli sunna va jamoani fikrini ve biz aytmoqchi bo'lib turgan, aytib yurgan gaplarimizni asl ma'nosini yetkazyapti. Mashalloh, bunga xursandmiz. Ular masalan, Hodir Moida surasi, Niso surasi, Oli Imron surasi, har suralarda kelgan oyatlardan o'zlariga kerak joyini o'qishyapti. Ma'nosini so'rasangiz, ma'nosi butun özlerden başka hemen Müslümanlar kafir deyişiyipti. Demek ki kafir? Çünkü tağuttan hüküm soruyipti ki deyipti. Mesela deyilik bir kişi saval verdi. Kim verdi? Abdülkadir Ake verdi mi? Bahadir Ake verdi mi? Mesela dedi, sizlerini seni üyünge uğru tutsa, nerseyini uğurlap ketse, 02'ye telefon kılsan, 02'ni çakırsan, kafir bulasan mısın? Ha deyipti. Uğurlarına yol açıyipti. Seni kızını zorlab ketse, kimge müracaat kılasan? Özümü biraderlerine müracaat kılaman. Özünü biraderine müracaat kılsan, onu samasut kılalıysan mı? Yok, İslam'da samasut yok deyipti. Ahli sunna vel cemaadan çıkıp gitgen ahli bid'atlarda çarkeşlik boladı. Tizimli, ilmi, sanat üzülgen boladı. Şu sebeple ayet yetken gapi, keçe hadise bugün yok deyip duruyordu. Yok ki hazır özü de bitti cümleni tüzüşü başlaydı, devamı da o şey cümleni mantiki asasta bağlayıp tüket almaydı. Mesela bir ayetini keltiriyordu. Mesela tağuttan hüküm süreçlikini kufur ekenliği doğrusundaki ayetini. Bu ayet tahakküm hadisesi, fikhi mesele, bazı orunda sorasa boladı ku dese yok deydi, mümkünmez deydi. Demek gelse falanca da ayet var o, ha? O şey ayetliğe göre bu miydi? Ayetini okuyacak ise o ayette umman boşkan ise. Mavzuga alakası yok. Saddar akıl düşündürey, saddar akıl. Bana bu ayetki göre kim de kim tağuttan hüküm sorarsa kafir boladı diyebdi. Ha bu, bunu o şey tağuttan seni hükmün din, İslam diniden afzal, İslam dini bizge kereymez, ornige seni, yangi dinin bizge afzal diyse kafir boladı. Bu bir ittifak. Unaqa demese, vaziyat taqozo qilib turgan bo'lsa, İslam qozisi, mahkamasi yo'q, musulmonlar yashayotgan jamiyatda, musulmonlarni haqqini himoya qiladigan boshqaruv bo'lsa, o'sha boshqaruvga murojaat qilishni muammosi yo'q, qaytnomasi turibdi Qur'onda desangiz, yo'q deydi. Dalil desangiz, masalan, tovuq makkah jo'xori yeydi-ku deyapti. Makkah jo'xori yeydi, xo'p. Ha shunga ko'ra tağuttan hüküm sorarsan kafir bulasan diye.
tavuk Mekke cevheri yiyişin ne alakası var desiz? Ha şu şunge delil de diyebdi. Yani umumen yok narsana. Birbirine düşmeydigen mevzunu ap gelip mene şu düşedi diyebdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala Ali İmran suresi de. 85. ayet mi? 83. ayet de. Ali İmran suresi de. O ayet demeyi tıkkı. Açıp okup burasılar. 85. ayet de. Allah Subhanahu Teala ayet dedi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan başka İslam'dan başka narsani din deb talab qilsa İslam'dan başkanı din deb talab qilsa وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا din deb talab qilsa fala yuqbala minhu undan qabul qilinmaydi. Mana biz aytayotgan bütün kufrga, tog'utdan hukm so'rashga, demokratiya araç deyishimizga sabab bo'lgan dalil oyat bu. Demokratiyani kimdir din deb atasa va mana shu din islomdan ko'ra afzal desa kofir bo'ladi. Lekin demokratiya bu bugungi kunda tizimlar ichida real voqelikka ko'ra insonlar yashayotgan hodisami? Ha, mana shu hodisada meni uyimni himoya qilayotgan militsiya xodimlari bormi? Ha, militsiya xodimlari borligi uchun o'g'ri to'xtamasdan kirib kelishdan qo'rqayaptimi? Ha, demak men militsiyaga murojaat qilishim haqqim bor. Sudga murojaat qilishga haqqim bor. Men sudga murojaat qilar ekanman, mana shu sud islomdan afzal demayman e'tiqodimda. Nima deyman? Mavjud tuzumda, mavjud rejimda, sistemada mening huquqlarimni imkon qadar himoya qiladigan tizim bor hozir. Bu tizimni yo'qqa chiqarib olishlikka haqqim yo'q meni. Hech kimning haqqi yo'q. Qur'oni Karim Alloh taolo aytibdi: "Va man yabtagi g'ayrol islami dinan." Islomdan boshqani din deb ata tanlasa kimdir? Yabtagi ibtigo, ya'ni talab qilsa. Menga shu desa. Mana shu din, mana shu din menga din, islom kerak emas desa. G'ayrol islami dinan. Falay yuqbala minhu. Undan hargiz qabul qilinmaydi. Falay yuqbala minhu. Qabul qilinmaydi. Va huwa fil axirati minal xosirin. Dunyodagi amallar hammasi botil bo'ladi. Oxiratda yutqazganlardan bo'lib tiriladi. Hech bitta yutuqsiz bo'ladi. Mana shu oyat, demak, bizni e'tiqodimizda islomdan boshqa to'g'ri din yo'q degan e'tiqod muhofazasini ta'minlaydi. Va qarshimizda turgan real hodisa voqealaridagi munosabatimiz dinimiz qaytargan narsalardan qaytishlikni taqozo qiladi. Ha, boshqasini din demasdan aroq ichsa bo'laveradi deyilmaydi. Ha, boshqasini masalan zinoni men din demayapman, zino qilaman desa u bo'lmaydi. U islom uni taqiqlagan harom ochiq narsa. Lekin ba'zi narsalar bor, islom taqiqlamagan. Uni isloh uchun, sulh uchun amal qilishlikka ruxsat bergan. O ruxsatdan foydalanishlik ba'zan vojib bo'ladi. Masalan, saylov masalasi boshlanib qoladi. Saylovda turli xil odamlar nomzod. Nomzodlar ichida ateist ham bor, nomzodlar ichida islamofobiya ham bor, nomzodlar ichida musulmon oilada bo'lgan, islomni hurmat qiladigan, e'tiqodi sog'lom, o'zi diniy ta'limoti juda kuchli bo'lmasa ham, axloqi, odobi xalqini o'ylaydigan odam ham bo'ladi nomzodlar ichida. Endi sizga asosan yoshlarni, musulmon yigitlarni saylovga qatnashish kufur, unga qatnashmalaring degan targ'ibotni olib boruvchilar orqasida nomzodlar ichida islamofobni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar turadi. O'shalar qo'llab-quvvatlaydi va aytadiki, bu gapni tarqatinglar deydi. Yoshlarni ichida ba'zi aqli kaltalari bor-u, ha, shularni hayajonlantiringlar, ular gapirsin, o'zi chiqib gapirsin. Chiqib gapiradi. Nima bo'ladiki? Siz meni boshqaruvimda tepamga keladigan odamni kim saylashimiz kerak? Sizni meni ovozim muhim. Men saylamasam, men shunga nomzodga ovoz bermasam, islamofob keladi ustimga. Ateist keladi. LGBTni qo'llab-quvvatlovchi Amerikani quli keladi ustimga. Zelenskiy keladi. Keyin ana Bobomurod Abdulla keladi ustingizga. Kamol Yo'ldosh keladi ustingizga.
Kemal yoldaşını, Baba Murat Abdullah'ını kollab kuvvetleydigen teşkilatlar başka şah arkali, başka şube arkali saylağa katnaş kur digen gepli tarikatçıydı. O şey şubenin kolu da pallatta bulup işleyetkenler kim? Tefekkür namıdaki, Abu Yusuf namıdaki balalar. Bu tamamdan namzadını koyup ularını kollab kuvvetleyetkenler Baba Muratlar. Baba Muratlarını kollab kuvvetleydi ular. Bizi üstümüzdeki gelişini tamirleş için ularını arkasından ney sürmeyi gibi pudeydi, püfleydi. Bu oyunu oynayıp kaladık yani yaşlarımızın gözünü açış bizim vazifemiz dostlar. Biz hem bu meselelerin tecrübesi de vakiyeliği de köp hadiselerini kurup durup etiyemiz. Hadis-i şeriflerde var mı? Ha, hadis-i şeriflerde bunun delili var. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam'la alıp giyen peytlerde de hemeni tohtatıp koyup ben yenge din ap geldim. Hem amelleriyle kur. Ben ap geygen yenge sistemege amel klasiler demegenler. Dasla birinci kadem 13 yıllık Mekke davrıda ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah degenler. Hatta Muhammed Resulullah bu megen başıdı. Fakat la ilahe illallah ki davet kıygenler. Daslap ki etap. Odamlar la ilahe illallah'ın manasını, onun tescilini, onunla alakadar hükmünü ta örgen günce Muhammed Resulullah'ını tekrarlama gelirler. Neme ki? Çünkü siyasi düşünce var. Her kanday adam eytedi ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah dese sen uzunca çakır yapsan adamlarını deydi. İslam'ını bilmeyen, düşünmeyen, birinci köz karıştığı adam Muhammed Resulullah ne koşu yapsan deydi. Özlerini peygamber ekellerini la ilahe illallah kelimesinin zimnide manası turuptu özü. Allah'tan özge ilah yok degen davetini, risalatını yetkazıyetken peygamber aleyhisselam Muhammed Resulullah ekellerini zimden ayet yaptılar. Lekin karşısında turgan odamga la ilahe illallahını ayetçike kifayelerini yaptılar başıda. Hatta zayıf bulsa da sirat kitaplarda keredi. Abu Talib'ni kulağı kelime etkenler. Ey amaki la ilahe illallah deyin. Muhammed Resulullah demeseniz hem meyli. Men sizni uzun şefaat kalemen degenler. Abu Talib ayet mahçı bulup atrafı degelerge karab ayetmesinden utip gitken. O di la ilahe illallah. Vaziyetke kare yaptılar mı Peygamber aleyhisselam? Vakiyelikini nazarga ola yaptılar mı Peygamber aleyhissalatu vesselam? Adamlarını küfrünü, şirkini, fıskını itibarga alıp bu küçeyip gitmesin, mene bunusu isyan kıvarmasın, mene bunusu la ilahe illallah'tan kayıtıp gitip kalmasın deyip siyasi vaziyetini itibarga ola yaptılar. Ana şu siyasi vaziyetini itibarga alışını bizge talim bir yaptılar. ...360'da but Mekke-i Mukarrama'da Kabe-i Muazzeme'nin içi de turardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uşakta namaz okurdular. Butke karam namaz okusak şirk boladı. Her şirk boladı. Resulullah bilerdiler onu. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam niye müşrik diye yaptı bunlar? 13 yıl tegal geldi. 13'mez 20 yıl uyabiyağı. Tegalime geldiler. Butlerge. Mekke fathıdan keyin özleri kırıp durup kulca el hakku ve zahakal batil innel batile kâne zahu kâdi butlerde sindir geldiler. Hadrat-ı Ali'nin çakır geldilerdi. Asker bir geldiler. Bar Taif'e de geldiler. Bar Uyakka, Huneyn, başkacağa barıp hemen butlerini sindirişke büyür geldiler. Keyin. Nece tegime geldiler. En katta hadise. En katta hadisi. Hudaybiye sulhı. Hudaybiye sulhı da Peygamber aleyhissalatu vesselam tamamıyla karşı tarafının kaidesi bile oyuna geldiler. Özleri hüküm koyma geldiler. Özleri kaide eğitme geldiler. Umre'ye girişti. Müşrikler tosuştu. Kirişi ilacı yok. Osman radıyallahu anh onu ularga jo'natdilar. Hoy, insof qillaring.
İnsoniyet tarihida Ka'badan tosmagan hech kim, sallar tosyapsanlar, biz kirib shunda umrani qilib qaytaylik deyishgan. Yo'q deganlar. Mushriklar. Gap chiqarishgan, Usmonni o'ldirishdi degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam 1300 ga yaqin sahoba edi. Yiqqanlar hammasini. Daraxtni ostida bay'at olganlar. Usmon agar qatl qilingan bo'lsa, unda qurolli jang qilamiz, boshqa iloji yo'q. Ungacha sulhni harakatini qilganlar, sulh. Bitta qo'llarini ko'tarib, bu Usmonni qo'li deb o'zlariga o'zlari bay'at qilganlar. Urush qil payi qolgan, ozgina qolgan. Qilichlar qinidan sug'urilgan. Urush qochinolmas vaziyatga kelgan. Shunda Suhayl ibn Amr radhiyallohu anhu u paytda mushriklar tomonida edi. Ikkita elchi bilan birga keldi. Kim kelyapti dedilar. Suhayl ibn Amr dedilar. Suhayl degani yengilcha degani. Amr degani ish degani. İsimdan güzel natija chiqardilar. İdan sahhalallohu al-amr dedilar. Demek Allah işi oson qildi dedilar. Suhayl keldi ve sulh uchun taklif qildi. Taklifini o'qing. 10 ta taklif var. 10 ta taklifini hammasini Suhayl aytgan, Suhayl. Mushrikida hali mushriklar tomonida edi. Ushalarning hammasiga payg'ambar alayhissalotu vasallam rozi bo'ldilar. Hoy tafakkur. Hoy Abu Yusuf nomini bulg'ayotgan bechora. Sen payg'ambar alayhissalotu vasallamni ham mushrik deyapsan, kofir deyapsan. Osha kofirlarning mushriklarning o'rtaga qo'yayotgan shartnomasiga labbay deyaptilar. Tagiga o'zlarini imzolarini qo'yayaptilar. Muhammad Rasulullah degan Rasulullah kalimasini o'chir deyapti Suhayl ibn Amr. Agar sizni rasul ekaningizni bilsak, bu urushga, bu sulhga nima hojat bor? O'chirasiz, Muhammad ibn Abdullah deb yozasiz deyapti. Ali o'chirmayman deyapti. Menga ko'rsat deyaptilar, o'zlari o'chiryaptilar, o'zlari. Kim ishi bilan ish qilyaptilar? Mushriklarning taklifi bilan ish qilyaptilar. Mushriklar taklif qilyapti, Rasululloh xob deyaptilar. Nimaga? Chunki u taklif Rasululloh olib kelgan risolatga qarshi emas. Demokratik tuzumni ichida risolat olib kelgan, risolat kelgan islomga qarshi ish bo'lmasa, qabul qilaveramiz biz. Rasulullohning sunnati. Balki vojib bo'ladi. Hozir nima qilasiz? Nima qilasiz hozir? Uyini o'g'ri urib ketsa, militsiyaga murojaat qilmaslik kerak ekan. O'g'rilarning tarafidamisan sen? Yo'q, biz tarafdamisan. Xavorij tushunchadagi odamlar o'g'rilar tarafda birodarlar. Zinokorlar tarafda. Uyingizga kelib bir iflos bosqinchilik qilsa, hech kimga murojaat qilmasligingiz kerak. Bu fikrni hammaga singdirsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Bugün uyimizda tinch o'tirishimizga bu militsiya xodimlari, ichki ishlar tizimidagi o'g'lonlarga tashakkur burchimiz bor. Nimaga? Ular jinoyatchilarga ko'ksini qalqon qilib tutib turibdi. Ularni ko'ksini yora olmagan uchun kirib kela olmayapti o'g'ri. Jinoyat jazosiz qolmasligini bilgani uchun to'xtab turibdi. Sud tizimlari shuning uchun ishlayapti. Kim aytayapti sud tizimini diniy tizim deb? Kim? Hech kim. Demokratik tizim, boshqaruv. Lekin payg'ambar alayhissalotu vasallam 10 ta taklifni hammasiga mushrikning taklifi bo'yicha imzo qo'ydi. İkinci taklifini qarang. Agar deyapti Suhayl, sizlar tomondan kimdir islomdan chiqib bizga qo'shilsa, qochib kelsa, biz u qochqinni sizlarga bermaymiz deyapti. Agar biz tomondan kimdir musulmon bo'lib sizlarga qochib borsa, uni bizga berasizlar deyapti. Topishmoqning javobini bilsangiz osonda, shu hodisani xayolingizda tasavvur qilib ko'ring. Qo'pol qilib aytganda izdivatsa qilmoqchi. Qo'pol qilib aytganda menga deyapti, men ustunman sendan deyapti payg'ambar alayhissalomga. Musulmonlardan Madinadan kimdir islomdan chiqib qochib kelsa, uni asri qaytib berilmas ekan.
Təklif Suhail'dan çıkıyordu. Ama bağda bizden kimdir var Müslüman olup gitse onu bizge kayıtı beresler deyipti. Peygamber Aleyhisselam hop deyiptiler. Müşrik buldular mı? İslam talimatını doğru bilmeyen havariç virüsü bilen, haşavi virüs bilen zaharlengen odamlarını mana şu ahvalı siz bilen bizge ibret buluş gerek dostlar. Haşaviler, havariçler İslam tarihi de Müslümanlarga hiç kaçan fayda vermegen. İslam tarihi de Müslümanlar tarihi de havariçler hiç kaçan İslam düşmanlarına zarar vermegen. Hiç kaçan. Zarar vergen bolsa fakat Müslümanlarga zarar vergen. Öldürgen bolsa fakat Müslümanlarını öldürgen. Ne demek? Hani şuna kengi tupoy fikir bilen, düşünce bilen. Ayet delil kılarkenler. Ayetinin mefhumu kayırdı. Ne demek bunu ben kafir diyeyim dese. Çünkü tavuk don yediyor ha. Uşengi şu kafir diyeyim. Tavuku don yeşin. Ne alakası var dese. Sen bana şunu çünemen de ben diyeyim. Peygamber aleyhisselam hop diyeyim. Maksat ne mi? İslam şeriatinin maksadını üstün koyuş. En katta yutuk bitti. İslam şeriatinin maksadını ve İslam'ı karşı taraf tan alış gerek. Aldın tan almayan dolar. Tan almayanı uçun kuvup çıkar yanıdı. Tan almayanı uçun tazikli yanıdı. Tan almayanı uçun ularını düşman deyip eylan kılıp katıl kılardı. Azar verardı. En katta yutuk uşa sulhte İslam ham bir din. İslam ham bir düşünce. O ham özünü yani müntesiplerige yani azalarige ege ularını biz tan alıp ular bilen aldı berdi diplomatik alaka kılışımız kerek degen düşünceydi. Bunu diplomatik siyasi fikri var az yine fikri var adam düşünedi. Yangi devletler birinci özlerini tan aldırış hareketi de buladı. Mesela biz müstakil bölgenimizde bizim birinci Türkiye tanagen. Devletler bizi tan alışlığı, bizim müstakilliğimizin yani kuvvetleydi. Hiçbir de devlet tan almasa ne olur? Devletler tan almasa siz devlet olarak rivojlanamayız. Hohlagan oyun üstünüzde oynada olur. Afganistan'da bütün dünya tan algeni yok. Oşan için bir karasayız SSR, bir karasayız Amerika, bir karasayız orada Xitay hareket yaptı, bir karasayız başkası. Üstüde oyun oynayış hareketidir. Demek ki tan alınmayan devlet. Nima deb qaraladi unga? Ularga tashkilot deb qaraladi. Terror tashkiloti boshqarsa bo'ladigan tashkilot, pulini beramiz, falon joyga yurgizamiz degan fikr bilan qaraydi mustamlakachilar. Kolonizatsiya deyiladi, kolonnalashtiriladi. U joyni urush o'chog'i qilinadi, narkota sentri qilinadi. Hamma qora bozor, qora pora, qora pul oqlash o'sha joyda bo'ladi. İslam'ını tan aldırış için Resulullah müşriklerinin tekliflerine eyvallah deyettiler. Demek ki müşriklerinin teklifi şirk teklifi yok. Teklif yani kursayız adaletsiz teklif. Müslümanlardan bir kişi kafir bulsa kaytarı vermeseken, kafirler içinde kimdir Müslüman bulup Medine'yi kaçıp olsa kaytı bir şart eken. İmza koyuldu. Üçüncüsü, bu yıl Kabe'ye kirmeysiz dedi. Az güne koya. 450-470 kilometre piyada yol basıp gelişken. Az güne koya. Hemmesinin kalbede vatan tüyüğüsü, sahabelerine. Közleri de yaş miltillet durupdu. Kabe'ye kiremiz, Kabe'ye kiremiz deyip duruşupdu. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Medine'de durup, çüşkürdüm, çüşümde Kabe'ye kirgenmiz, elbette kiremiz degenler. Sahabalar bunu işanıp gelişken. Resulullah'ın tüşleri vahiy. Ya bu yıl kırmayızla dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabalara ait karab ettiler ki Kabe'ye kiremiz. Lekin kaçan kaysi yıllığı mengeyen normalim dediler. Bu yıl kırmayımız dediler. İmza koydular. İmza koydular. Müşriknin teklifine imza koydular. Arkaya gittiler. On yıl, on yıl uruşulmaydı.
Mana shu yutug'idir. İslam maqsadlari, İslamning davat sistemasi, ideologiya olarak başka ideyalardan üstün ilohiy ideologiya ekanligini isbotlash imkoniyati. Buni qo'lga kiritayotdilar payg'ambar alayhissalom. O'shani ko'rib turgan edilar. Alloh taolo shuning uchun ilhom qilayotgan edi. Alloh taolo shuning uchun mana shu sulhdan keyin inna fatahna laka fatham mubina dedi. İnna fatahna laka fatham mubina. Sizga eng katta fathni, ochiq oydin fathni yutuvni sizga berdik dedi. Boshqa bir orta urushda yo'q, Badr g'azotida yo'q, Uhudda yo'q, Hunayinda yo'q, Tabukda yo'q bu oyat. Bu oyat Hudaybiyada musulmonlarni tan oldirdi. Bu sulh. Musulmonlarni tan olish kerak boshqa taraf. Buni uchun saylovga qatnash kerak musulmonlar. Bunun için Müslümanlar mevcut sistemde İslam taqiqlamagan işlerde aktif buluş gerek. Müslümanlar özünü yol başçısını himoya qilish gerek. Mevcut sistemden faydalanış gerek. Yukarıdaki ayet. Omen yabıtağı gayrol İslami dinen. Qaysi sistemde İslam'a karşı bulmagan halat bulsa faydalanırlıkka yukarıdaki ayet delil. Çünkü din mahsulat. Svetofordan faydalanamız mı? Nimaga? Din mahs svetofor. Demokratik tizim, boshqaruv hiç kim bizi O'zbekistonda, Tojikistonda, Qirg'iziston, Qozog'istonda demokratik tizimni din demaydi. Hatta ular mana shu masalada xavorijlardan ko'ra qutuladi. Xavorijlardan ko'ra xavfsizroq fikrga ega. Demokratik tizimda turgan odamlar. Nimaga? Prezidentlar demokratiyani din demaydi. Nima deydi? Mavjud sistemada xalq meni sayladi, xalqqa xizmat qilishim kerak deydi. Xavorijlar demokratiyani din deydi. Alloh aytmagan narsani aytadi ular. O'shaning uchun bular boshqani kofir deyishdan oldin avvalo o'zini kofir deyotgan bo'ladi. Va ming afsuski payg'ambar alayhissalotu vasallamni ham kofir deyotgan bo'ladi. Hudaybiyya g'azotida o'sha sulhida 10'tadan 9'tası müşriklerde taklifiydi. Hammasiga labbay dediler. Eyvallah dediler. Kızık hadise imzanı koydular. Şartnama bugün zahatı cündep Abu Cündep radıyallahu anhu zancırlarını sudurup, şıldıratıp kep kaldılar. O Suhayl ibn Amr'ın oğluydu. Müslüman bugün idi. Otası kaçıp gitmesin deyip zancırband kılıp üyde bağla bakıyatken idi. Uşa hadisede kılıççı zancırı uzup kaçıp geldi. Her kanday adam İslam'a kirgenden ki Müslümanlar tamamen himaye kılınışını haklıydı. Resulullah Müslümanların emiri, imamı, peşvası. Resulullah'ın aldığı geldi. Ya Resulullah, ben Müslüman bugün ben. Kaçıp geldim dedi. Suhayl karadı Resulullah'a. Bu şartnamaya amal kılışını oğlumdan başlayımız dedi. Nima deganidik? Bizden kimdir müşrik bulup sizlerge koşulsa Müslümanlardan kimdir müşrik bulup Kureyş'e koşulsa Kureyş apkaladı onu. Kaydı vermeydi. Lekin Kureyş'ten kimdir Müslüman bulup Medine'ye sizge kese kaydı vere sizde gelmedik. Ha, imza koyduyuz mu? Ha. Oğlumu kaydı vereyim dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Abu Cendel cündetmez. Abu Cendel ya karab ettiler ki ya Abu Cendel isbir dediler. Ey Abu Cendel sabır kıl dediler. Ben şartnamaya imza koyup koydum. Seni apkalarım ya dediler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve mekaru وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ degen. Müşrikler makir kıladılar. Kafirler makir kıladılar. İslam düşmanları makir kıladılar. Allah onların makrige münasip cevap verdi. Allah cevap verişle ne kadar küçülü izat. Bana şu hadise, bana şu sulhdaki, bana şu band müşrikler öyle gendi ki bizim faydamızı da böyle gendi. Belki mana shu band müşriklerinin g'irt zararıga işledi. Nimaga? Abu Cendal'ni urup sudrab olib ketdi. Hazreti Umar aytadilar, men deydilar qilichimni
dastasını yaqinroq olib kelib Abu Jandalga o'zingni qutqar, o'zingni qutqar dedim, qilichini olib otasini urush xohladim dedi. Lekin Abu Jandal ketdi. Ketgandan keyin endi biladiki Madinaga qochib borsa baribir qaytib beradilar. Payg'ambar alayhi sallatu vasallam ahdga vafo qilishdan namuna zot. Peshivo zot. Albatta yana qaytib beradilar deb o'yladi. Va endi Shommu yo'liga qochdi u. Qochdi, qochadi baribir. Iymon insoni qochib mushriklar ichidan iymonini qutqarib qochdi. Payg'ambar alayhi sallatu vasallamning atrofida bitta yarimta odam mushrik bo'lib qochardi ular ham. Ular qochmas edi, mushrik bo'lib ketardi. Qochishdan maqsadi nima? Rasululloh quvmasdilar uni. Rasululloh aytardilarki, bular mushrik bo'lib ketdi. Bularni nima foydasi bor bizga? Ketsin o'sha mushrik bo'lsa, shirki bilan davom etsin o'zi, davom etsin. Bizga uni nima kerak bor? Musulmon odamni Madinaga qaytib kelmasdan Shomga to'planishi urf bo'ldi, odat bo'ldi. Chunki hamma biladi. Va Shomni yo'lida Makka mushriklarining Quraysh karvonining muammosi tug'ildi, problema boshlandi. Ular karvonda o'tar ekan, qochib Abu Jandalning atrofida yig'ilgan yigitlar ularni karvoniga muammo tug'dirishni boshladi. Oxiri bitta vakil keldi Rasulullohni oldilariga. Ya Muhammad deyishdi. Bizni anu sulh Hudaybiyadagi sulh bandimiz bor-u, ha, o'sha bitta bandini o'zgartiraylik. Nima deb o'zgartiramiz? Bizdan mabodo kimdir musulmon bo'lib sizga qochib kelsa, qochib kelaversin, qaytib so'ramaymiz uni deyishdi. Faqat o Abu Jandal yig'ilgan to'daga ayting, bizga xalaqit qilyapti deb majbur bo'lishdi. Makr qilishgan edi, Alloh taolo makrlariga yarasha javob berib qo'ydi. O'zlari pushaymon qildi. Shariat maqsadlarini bilmasdan, islom ta'limotlarini o'rganmasdan, Qur'on oyatlarining sababi nuzuliga murojaat qilmasdan uni kofir, buni mushrik deyatganlar. Rahmimiz kelib aytadigan bo'lsak, ahmoq odamlar, g'azab qilib aytadigan bo'lsak, kofirlarning qo'lidagi pollattalar. Islomga zarar berish uchun ularning ya'ni qo'lida o'ynayotgan qo'g'irchoqlar. U soqol qo'yib olishligi, shimini kalta kiyib olishligi, amin deb baqir chaqir qilishligiga aldanmang. Bu qoidalar do'stlar. Buni tafsilotiga o'tirib mana qanchadan bir jonli efir qilyapmiz. Bu masalalarda biz bilan ro'baro kelib gaplasha olmayotganining sababini tushunayotgandirsiz. Nimaga ular gaplasha olishmayapti? Nimaga? Chunki ularda buni, ya'ni bu masalani mohiyatan tagiga yetib borish iqtidori yo'q, qobiliyati yo'q, o'qimagan. Eshitgan quloqma quloq eshitgan gapiga din deb yuribdi bular. Bularni dini pragon dini eshitib olgan kimdan bo'ldi shu din? Xo'p. Alloh taolo Oli Imron surasi nechinchi oyati bu? 86mikina? Hozir buni ham aytaylik. Oli Imron surasi 97-chi oyat ekan. 97-chi oyatda aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yaxshilab eshiting oyatni. Walillahi 'alan nas Allah uchun insonlarının zimmasida hajjul bayt. Bayt yani baytulloh. Allah'ın baytini haj qilish vazifesi var. Kimge? Man istata'a ilayhi sabila. Yo'lga qodir bo'lsa, istitoati yetsa, yo'lga qodir bo'lsa, shunga haj qilish vojib zimmasida. Deyaptida, qarang, oyatning davomida shu oyat, bitta butun oyat. Davomida shu oyatni hali keyingi qismida aytayaptiki, "Va man kafara kim kufr keltirsa, fa innalloha g'aniyun 'anil 'alamin." Bas Alloh taolo butun olamlardan behojat zot. Ya'ni Allohga makon isbot qiladiganlarga ham mana shu oyat raddiyasiga zarur dalil.
Allah Teala bütün alemlerden bir hacet. Varlık o mekan o zamandan bir hacet. Saval. Kur'an-ı Kerim bir mevzunu abas, bihude, bimana zikir kımaydı. Mümkünmez. Saval. Demek ki Allah Teala adamlarına hac, farz, kim küfür keltirse Allah bütün alemlerden bir hacettir diyetti. Hacı farzligiga bunun ne alakası var? Eğer bu ayetin sebebi nüzulüge müracaat kılmasanız, Kur'an bitti, beyhude gap gapiryapti deb o'ylaysiz. Kafir bo'lgan İslam'ga muhalif bo'lgan ziyoli insanlar bu ayetini beyhude ayet deydi. Nima degani? Adamlarga Allah uchun haç kılıçlık farz yo'lga agar qodir bo'lsalar, kim kafir, kim küfür keltirse, Allah bütün alemlerden bir hacettir. Ne mi diyeyim? Hani mal yoldaşka bu savallı bir seyiş çünmeyi diye muzu. De, onge ergeşi ülgerlerge közü yüzü açayım. Bu ayetini, hadisini örgenmezden, bu ayet neme sebepten nazıl bu genini bilmezden turup, bana ait almayız. Bunun için ayetler köp. Tosattan ait koradı Allah Teala. Ben köp aldığım etken ben. Ayetler arasındaki münasebetini bilgiloğuca alakalı kitaplar var. Ayetler arasında münasebetler var. Sureler arasında münasebetler var. O münasebetlerini birbirine bağlaydı sebebin üzül. Mesela وَالضُّحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَالضُّحَا çoşkakı kasan وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى tünge yani tüllik, karanlık örep algenge kasan وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى وَالضُّحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى sizin Rabbiniz taşlap koygeni ve bir itibar koygeni yok. Terk kılgeni yok. Nime degeni bu? Nime degeni? Duhage kasan, keç konunge kasan, Rabbiniz sizi terk kılgeni taşlap koygeni. Kanakı bağlayışsız bunu. Adamlarge hac farz, kim kafir bulsa, Allah bütün alemlerden bir hacet. Nime degeni bu? Kur'an bihude kitapmez. Kur'an'da bihude cümlemez. Harf yok. Bu ayetini nemeye keltiriyip mi? Allah Teala bunda hem küfür kelimesini keltiriyip. Kaç kımagen adam kafir buladı mı? Bana bunlarını iştihadı da, yani iştanhadı da. Bunlarda iştihadı yok, iştanhad var. İştanını içiden geparadı. Kellesi de yok bunların fikir. Bunlarda iştanı da hemen gel. Bunlar kaç kımagen adam kafir değil. Bu ayetin sebebi nüzulünü keltiredi. İmam Tabari oku berek, o şey sebebi nüzulden o ayetin manasını düşünemiz. Za'ame ikrime ve men yebettegî gayrol islami dinen fekâletin milel nehnul muslimûn feenzallallahu azza ve cel ve lillahi alen nâsi hiccul beyt men istatâ'a ileyhi sebîle وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ فَحَجَّ الْمُسْلِمُونَ وَقَعَدَ الْكُفَّارِ İkrime radıyallahu anh'u eytedi. Yok. İbn Abi Nüceyh eytedi. İkrime oyladı ki, İkrime. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا Kim? İslam'dan başkanı din deyip talep kılsa, müracaat kılsa, İslam'dan başka narsani din deb müracaat kılsa, talep kılsa oşandan dinni, degen ayetti. Şunda başka din vekilleri, Nasraniler, Yahudiler, aytdi ki, nahnul muslimun deyişti. Bizden musulmanlarımız deyişti. Bizge ham kitap düşken, bizden peygamberge iman keltirgenmiz, bizden musulmanımız deyişti. Ana şunda Allah Ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا İnsanlarga yol imkaniyeti bulsa Allah uchun haç kılış vacibatı var. وَمَنْ كَفَرَ Kim küfür keltirse فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Allah Teala bütün alemlerden
bihojatdir oyati nozil bo'ldi. So'ngra musulmonlar haj qildi, kofirlar uyda o'tirdi dedilar. Madina Munavvarada bu oyat nozil bo'lgandan keyin haj qilgan odamlar musulmon ekanligini ajratib olishdi. Haj qilmagan kofir bo'lgani yo'q. Kofirlar hajni zimmalariga farz deb bilishgani yo'q. Chunki haj ibodati nasroniylarda yo'q edi. Yahudiylarda yo'q edi. Mana bir-biriga bog'liqlik. Oyatning sababi nuzuliga qarasangiz, bu oyat yahudiylar nasroniylarning da'vosini puchga chiqarish uchun kelyapti. Yahudiylarni kofir deyapti Qur'on. Nasroniylarni kofir deyapti. Qur'onda hech bitta joyda musulmonlarni aynan o'zini kofir degan oyat topolmaysiz. Dalil olarak menimcha kifoya qiladi. Ko'p gapirishlik imkoniyatimiz bordi, lekin menimcha yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p.